Arkadaşlar, matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. 11. EKPS matematik branş denemesi sizlerle. Bir gün geciktiği için kusura bakmayın. Perşembe günleri biliyorsunuz yayındayız. Instagram'da Perşembe günleri de PDF'ini paylaşıyorum. Bu videonun altında da yine PDF'ini paylaşıyorum. Siz ya beni dinledikten sonra ya da dinlemeden önce mutlaka kendinizi deneyin. Bu soruları çözmeye çalışın diyorum. Başlıyorum. 6 bölü 5 eksi 9 bölü 10 parantez içinde bu çarpı parantez içinde 15 eksi 5 bölü 3. Payda eşitleyelim. 6 bölü 5'in 2 ile genişletilirse paydası 10 olur. 12 bölü 10 eksi 9 bölü 10 çarpı burada 15 eksi 5 bölü 3 diyor. 15 kere 3 45 eksi 5 bölü 3. 12 bölü 10'dan 9 bölü 10 çıktı. 3 bölü 10 çarpı 40 bölü 3. 10 ve 40 sadeleşirse 40'tan geriye 4 kalır. 3'ler sadeleşir. Bu işlemin sonucu yalnızca 4'tür arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Bir kesir çizgisi pay kısmını okuyorum. 0,9 bölü 0,08. Bu kesir çizgisinin arkadaşlar baştan okuyayım. Payı 0,9, paydası 0,08. Şimdi oldu. Çarpı parantez içinde 1 bölü 0,2 eksi. Yan tarafa geçiyorum. Parantez içinde devam ediyor işlem. 2,5 bölü 0,9. Bu işlemin sonucu nedir? Ondalıklı sayılarda bölme yaparken virgül kaydırma işlemleri yaparsak daha hızlı çözüyorduk. Hatırlayın bir önceki videolardan. Bir virgül kaydırdım. Hop buraya geldi. Sonra bir virgül daha kaydım. İki virgül kaydırırsam bu virgülden kurtulur. Yukarıya bakıyorum. İki virgül kaydır. Hop. Nereye gidiyor? Buraya bir sıfır yazmak zorunda kalırsın. Veya şöyle diyelim. 0,9'un virgülden sonra bir basamağı var. 0,08'in virgülden sonra iki basamağı var. Üstteki 0,9'un yanına bir tane sıfır yazsam, 0,90 bir şey değişmez. İkisinin de virgülden sonra iki basamağı olduğu için virgüllerden kurtulabilirsin. 90 bölü 8. Yani virgülsüz hallerini yazabilirsin. Şimdi parantez içinde 1 bölü 0,2 yazıyor ya. Onu da şöyle düşün. 1,0 bölü 0,2. At virgülleri 10 bölü 2. 2,5 bölü 0,9. At virgülleri çünkü virgülden sonraki basamak sayıları aynı miktardaysa bir tane ikisinde de at virgülleri kurtul. Yani aslında sorulan işlem şu. 90 bölü 8 çarpı 10 bölü 2 eksi 25 bölü 9. 90 bölü 8 çarpı 9 ile 2, 2 ile de 9'u çarpalım. 90 bölü 18 eksi 50 bölü 18. Dolayısıyla burası ne yapar? 90 bölü 8 çarpı 30 bölü 18. İşlemleri yapalım. Şurada bir sadeleştirme var. 8'i 2'ye bölün 4. 90'ı 2'ye bölün 45. 18'i 9'a bölün 2. 45'i 9'a bölün 5. O 30'u 2'ye bölün 15. Ne oldu arkadaşlar buradan? 5 kere 15 75 bölü 4 oldu. Ama şıklarda yok. Bir daha bakayım işlem hata mı var? Burada 9 ile çarptım 18. 90 bölü 8. He, 90'dan 50 çıkınca 40 oluyor. Çok özür arkadaşlar. Çok özür. Dinleyen tüm arkadaşlardan. Ya, hepiniz zaten görmüştür. Düzeltelim hatamızı. 90 bölü 8 çarpı 40 bölü 18. Değil mi? Değil mi? Değil mi efendim? Değil mi? Pekala. Yazalım onu. 40 bölü 18. Şimdi sadeleşmeyi tekrar yapalım. 8'i 8'e böl 1. 40'ı 8'e böl 5. 18'i 18'e böl 1. 90'ı 18'e böl 5. 5 kere 5 cevabımız 25 olur arkadaşlar. Bu da ikinci soruydu. Geçelim. Üçüncü soruya. Bir kutuda bulunan kırmızı, mavi ve sarı renkli topların sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kırmızı topların sayısı sarı topların sayısından 25 fazladır. Kırmızı ve sarı topların toplam sayısı mavi topların sayısına eşittir. Kırmızı ve mavi topların toplam sayısının dörtte biri sarı top sayısına eşittir. Bu kutuda toplam kaç top vardır? Şu an ben hangi hatayı yaptım soruyu okurken?
Arkadaşlar şu girişte bakın zaten diyor ki bir kutuda bulunan kırmızı, mavi ve sarı renk topların sayıları ile ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Yani ben buradan alacağım tek şey şu kırmızı, mavi ve sarı renkli toplar varmış. Değil mi? Başka bir bilgi alamayız orada. Yok çünkü. Kırmızı, sarı, mavi. Peki sonra aşağıdaki o 3 tane madde madde şey okudum bilgi. Bunları aktaramadığım için soruyu tekrar okumak zaruretine bu sefer girerim. Halbuki sorunun sonunu okusam önce böyle uzun sorularda, paragraf gibi olan matematik sorularında ne yapalım? Önce sorunun kökünü okuyalım. Bu kutuda toplam kaç top vardır? Tamam, okey. Yani kırmızı, sarı, mavi toplamını soruyor bize. Şöyle o zaman biz arkadaşlar başlayalım şimdi tekrar bilgileri okumaya. Kırmızı topların sayısı sarı topların sayısından 25 fazla. Sarıya x desem kırmızı x artı 25. Okey. Kırmızı ve sarı topların toplam sayısı yani şunları toplarsam x artı 25 ve x'i mavi topların sayısına eşittir. E topla x ile x artı 25'i 2x artı 25. Bu da mavi topların sayısıymış. Kırmızı ve mavi topların toplam sayısının dörtte biri sarı top sayısıdır. Arkadaşlar kırmızı ile maviyi toplayın. 3x artı 50. Bunun dörtte biri sarı top sayısı. Yani bölü 4 eşittir x. Yani 3x artı 50. Şu 4'ü buraya çarplayat at. 4x eşit. 3x'i buraya aldın. X eşittir 50. Olur. Burada bize ne soruyordu? Toplam top sayısını. E x 50 ise demek ki kırmızı toptan 75 tane var. Sarıdan 50. Maviden de 2 kere 50 100. 25 daha 125. Topladığımız zaman 75, 50 ve 125'i 250 tane arkadaşlar top varmış bu torbada. Ne yapıyormuşuz? Uzun paragraf gibi böyle sorularda önce soru kökünü okuyoruz. Çünkü tekrar soruyu okumak zorunda kalırız yoksa. Ne soruyor ona göre ben de gardımı alayım öyle başlayayım. Dördüncü sorumuz karekökli sayılardan bir soru. Karekök 72 artı 2 bölü karekök 9 eksi 1. Eksi karekök 18 artı 3 bölü karekök 16 eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Karekök 72. 72 kökten tamamen çıkamıyor idi. 72 nedir? 36 kere 2. O zaman karekök 72 ne olur arkadaşlar? 36'yı 6 diye dışarı alırsanız 6 kök 2 olur. 6 kök 2 artı 2 bölü. Karekök 9 ne? 3. Eksi 1. Eksi. Karekök 18 ne? 18 nedir arkadaşlar? 9 kere 2. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 karekök 2. 3 karekök 2 artı 3 bölü. Karekök 16 eksi 1'di paydaları. Karekök 16 nedir? 4. 4 eksi 1. 6 karekök 2 artı 2 bölü 3 eksi 1 2 yapar. Eksi 3 karekök 2 artı 3 bölü 4 eksi 1 3 yapar. Burada 6 karekök 2 artı 2'nin yarısı 3 karekök 2 artı 1. Değil mi? 6 karekök 2 artı 2 2'ye bölersen 3 karekök 2 artı 1 olur. Eksi 3 kök 2 artı 3'ü 3'e bölersen kök 2 artı 1 olur. Değil mi? Ama önündeki eksi hepsinin eksi olduğu için parantez içinde dikkat edelim oraya. Eksiyi içeri dağıtacağız. Eksi karekök 2 eksi 1. Buradan işlemin sonucu artı 1 eksi 1'i götürür. 3 karekök 2'den karekök 2 çıkarsa 2 karekök 2 kalır arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Önce soru kökünü okuyayım. Buna göre Emel'in bu 5 günde aldığı harçlık toplam kaç TL'dir? Arkadaşlar bize toplam aldığı harçlık soruluyormuş. Şimdi soruyu okuyorum. Hafta içi her gün eşit miktarda harçlık alan Emel. Harçlığının bir kısmını biriktirmektedir. Tamam. Pazartesi, hafta içi dediği için Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ne yapıyor bir de? Her gün eşit miktarda harçlık alıyor. Harçlığının bir kısmını harcıyor. Emel pazartesi, çarşamba ve cuma günleri harçlığının yarısını harcıyor. Diğer iki gün ise harçlığının dörtte birini ayırarak bu 5 günde toplam 100 TL biriktirmiştir. Şimdi sarartayım şuraları. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Pazartesi, çarşamba ve cuma ne yapıyor? Harçlığının yarısını virgül. Diğer iki günde ise yani ne hangi günler o günler? Salı ve Perşembe günleri arkadaşlar. Salı ve Perşembe günleri. Harçlığının dörtte birini ayırarak diyor bak. Ayırarak. Bu 5 günde toplam 100 TL biriktirmiş. Şimdi şöyle yapalım.
Neticede her gün x TL harçlık alıyor. Doğru mu? Eşit miktarda harçlık almıyor muydu? Bize de neyi soruyor? Bu 5 günde aldığı toplam harçlık. Yani 5x'i soruyor. X'i bulur 5 ile çarparsak olay biter. Şimdi bu aldığı harçlık. Peki kenara koyduğu yani biriktirdiği ne arkadaşlar? Pazartesi, çarşamba ve cuma yarısını. Yani x bölü 2. X bölü 2. X bölü 2. Diğer 2 gün 4'te birini. Yani 1 bölü 4'ünü biriktirecek. O zaman x bölü 4. X bölü 4. Bunlar toplam kaç TL olacak? 100 TL. Pekala. Öyleyse arkadaşlar şöyle toplamak istiyorum. X bölü 2, x bölü 2 daha x yapar. X bölü 4, x bölü 4 daha x bölü 2 yapar. Bir x bölü 2 de burada. Ne yaptı arkadaşlar? Hepsini topladığımda şurada biriktirdiği toplam para 2x yaptı. İsterseniz tekrarlayayım. Yarım yani x bölü 2. Bir yarım daha x bölü 2 daha 1x. Çeyrek çeyrek daha x bölü 4 x bölü 4. Bir tane yarım yapar x bölü 2. Bir yarım da burada var. X bölü 2 x bölü 2. Bir tane daha tam yaptı. Yani 2x yaptı burası. Fayda eşitleyip de bulabilirsiniz de. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Buradaki biriktirdiği para 2x 100'e eşitmiş. O zaman 100 bölü 2'den x ne gelir? 50. Bize ne? X'in 5 katı soruluyordu. Toplam harçlık 5 kere 50'den 250 lira almış arkadaşlar. Emel. Evet, bir geometri sorumuz var. Bu sefer sırayı bozayım dedim, sizi şaşırtayım dedim. Arkadaşlar, geometri sorumuzda bir dikdörtgen verilmiş. İki köşegeni çekilmiş. Şu DC A açısı 30 derece. Burası 90. Sonra başka EB BF'ye eşit gördüğünüz gibi. AFEX kaç derece olur? Dikdörtgende köşegenler eşit uzunluğa sahiptir. Değil mi? Ve birbiriniz sadece ortalar. Öyleyse şurada arkadaşlar eşit uzunluğa sahip ve ortalıyor. Şurası buraya eşit. AF de BC'ye eşit. Öyleyse ne oldu burada? Şöyle bir durum oluştu. Şurası buraya eşit olduğu için buraya da 60 derece kalmıyor mu? Burası da 60 derece. Öyleyse burası 30 olur. Öyleyse burada da ikizkenar üçgen var. 30 ise tepe açısı, taban açıları 180'den 30'u çıkarıp 2'ye bölelim. 75 derecedir. Şuralar 75 derece. Peki arkadaşlar, şurada şu açı 30 demiştik ya. Z kuralından bakın. Şöyle Z kuralımızdan. Şurası da 30 derecedir. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 30 artı x eşittir 75. X buradan 75 eksi 30'dan 45 derece gelir arkadaşlar. Dikdörtgenle ilgili yani çokgenlerden bir soruydu. Bunu da geçelim. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Eşitsizliği okuyorum. 7 eksi 3x küçük eşittir. 2x eksi 3 o da küçük eşittir. 9 eksi x. Arkadaşlar sol tarafta bulunan eşitliği, ikili eşitliği alalım. Eşitsizliği alalım. 7 eksi 3x küçük eşittir. 2x eksi 3. Peki sağ tarafta bulunan eşitsizlik nedir? 2x eksi 3 küçük eşittir. 9 eksi x. Bu ikisini çözelim. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa. 7 artı 3, 10. 2x, 3x daha 5x. Yani x ne yapar buradan? Büyük eşittir 2. Peki eksi x'i buraya, eksi 3'ü buraya alırsak 3x küçük eşittir 12, x küçük eşittir 4. Yani x'in aralığını gördüğünüz x 2'den büyük eşit, 4'ten küçük eşit. Dolayısıyla alacağı değerler 2, 3, 4'tür. Bunların toplamı da 9 yapar arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşuz? Eğer eşitsizliğin her tarafında x'li ifadeler varsa bir soldan bir sağdan bakarak ikili eşitsizlikler çözüyor ve bir değer aralığı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Geçelim 8. soruya. Yine bir problem sorusu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Deneme ile ilgili kaç net yaptığınızı hepsini yazın. Bu yorumlarınız yani bana enerji veriyor arkadaşlar. Daha iyilerini yapmak için çalışıyorum. Bu sayede yani hiçbir şeyin yaptı yazdığınız hiçbir yorum inanın boşa gitmiyor. Hepsi enerji olur. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir otobüste 50 kişi yolculuk yapmaktadır. Okey.
Bir durakta otobüsten 7 erkek yolcu inip 7 kadın yolcu bindiğinde otobüsteki kadın ve erkek yolcu sayısı eşit olmaktadır. Şimdi otobüste 50 kişi var. Okey. Peki 7 erkek indiğinde ve 7 kadın bindiğinde sayı değişir mi? 7, aynı durakta 7 erkek indi, 7 kadın bindi. 50 kişi gene 50 kişi. Ama erkek ve kadın yolcu sayıları eşitleniyormuş. O zaman yani kaça kaç oluyor? 25'e 25. 7 erkek indi. 7 erkek bindi. 7 pardon, 7 erkek indi, 7 kadın bindi. Ne oldu arkadaşlar? 25'e 25 olur. 50 ya toplam sayı. Başlangıçtaki kadın yolcu sayısı soruluyor. Yani 7 kadın binmeden önce kaç kadın vardı diye soruluyor. 25'ten 7'yi çıkartın. 18 kadın vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu soru da bu şekilde tak diye çözülür. Sıradaki sorumuz Halis ve Elif'in yaşları toplam 55'tir. Okey, Halis ve Elif. Halis Elif'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplam 65 olacaktır. Elif'in bugünkü yaşı nedir? Şimdi şöyle düşünelim. Bugün 55 yaşları toplamı değil mi bugün? Bir müddet sonra ne zaman? Halis Elif'in bugünkü yaşına geldiğinde. Bu ne demek? Bir kere şu demek, Halis Elif'ten küçük demek değil mi? Yani aradan belli bir süre geçince Elif'in yaşına gelebiliyorsa küçüktür. Peki ne kadar küçük? Yaşları toplamı kaç oluyormuş Elif'in yaşına gelince? 65. Şimdi kaç burada fark var? 10. Yani o zaman demek ki arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Kaç yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 10 artar? 5 yıl sonra değil mi? Halis de 5 büyür, Elif de 5 büyür. O zaman demek ki 5 yıl sonra Halis Elif'in yaşına gelebiliyor. O zaman aralarındaki yaş farkı 5'tir arkadaşlar. Halis X yaşındaysa Elif X artı 5 yaşındadır. Hocam neden böyle bir şey dedin? Çünkü 5 yıl sonra Halis Elif'in yaşına gelebiliyor. O zaman 2x artı 5 eşittir 55. 2x eşittir 50. X eşittir 25 elde edilir. Elif'in bugünkü yaşı nedir? X artı 5'ti. Buradan x artı 5 yani Elif'in bugünkü yaşı 30 gelir. Bak sağlama yap. Halis 25, Elif 30 topla 55. Sağlıyor. Ya buradan da bunu çok rahat görebilirsin. Şıklardan da gidebilirdin yani. Onu demek istedim. Bir tane fonksiyon sorumuz var. Gerçel sayılar kümesi üzerine bir f fonksiyonu. fx eşittir. x eksi 1 bölü x kare artı 1 biçiminde tanımlanıyor. F bileşke f1. Yani f içinde f1. Önce f1'i bul, sonra f1'i götür. F'te tekrar yerine yaz diyor. Bunu soruyor. F1 demek x gördüğüm yere 1 yazmak demek. Yazalım. 1 eksi 1 bölü 1'in karesi artı 1. Pay 0 olunca 0 bölü 2 0'dır arkadaşlar. Yani f1 0'mış. Şu içeride 0 var. F0 nedir? Onu bulacağız. O zaman x yerine 0 koyacağız. Ne olur o zaman? Eksi 1 bölü 1. Cevabımız eksi 1 elde edilir. Böyle sorular da geliyor. 11. sorumuz yine bir rasyonel sayı sorusu. Okuyorum. 85 bölü 6 eksi büyük bir kesir çizgisi yap ve paya 1 yaz. 1 bölü 1 artı parantez içinde 1 artı 2 bölü 3 çarpı yine parantez içinde 3 artı 3 bölü 5 işleminin sonucu nedir? Şu paydadan başlayalım. 1 artı 2 bölü 3. 3 kere 1 3. 2 daha 5 bölü 3 yapar. Şu 3 artı 3 bölü 5'te 3 kere 5 15. 3 daha 18 bölü 5 yapar. Ne gelecek? 85 bölü 6 eksi 1 bölü 5 bölü 3 çarpı 18 bölü 5. Abav! 5'ler gitti. 3 ile 18'i sadeleştir. 6. 85 bölü 6 eksi 1 bölü 6. Ne yapar o da? 84 bölü 6. 84'te 6 kaç kere var? 14 kere var. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet. 13. sorumuz. 4 karekök 5 bölü karekök 2 eksi 5 karekök 2 bölü karekök 5 işleminin sonucu nedir? Ne yapalım? Karekök 2 ya mesela karekök 2 ile çarpalım. Pay da kökten kurtulsun olur mu? Diğerini de karekök 5 ile çarpalım. Peki 4 karekök 5 çarpı karekök 2 bölü kök 2 kere kök 2 2 eksi 5 kök 2 çarpı kök 5 bölü kök 5 kere kök 5 5.
Şu 5'ler gitti. Şuradaki 4 ile buradaki 2 sadeleşir. 2. Kök 5 kere kök 2 kök 10. 2 kök 10 eksi kök 2 kere kök 5 yine kök 10. Çarpmada dereceleri aynı olduğu için değil mi? Aynı kök içinde çarpabilirim 5 ile 2. Aynı kök içinde toplama yoktu ama. 2 kök 10 eksi kök 10. 1 kök 10 kalır. O da D şıkkıdır arkadaşlar. 14. sorumuz sıradaki. Ne diyor? Parantez içinde 0,05 artı 0,1 çarpı parantez içinde 0,5 eksi 0,05 bunun eksi birinci kuvveti bölü 0,3'ün eksi birinci kuvveti. Arkadaşlar şu virgülü sayılar önce bir alt alta yazayım rahatça görün. Virgülleri alt alta getirip toplama işlemi yapalım. 0,5 0,05 ile 0,1'i yani aslında 0,10'u topladığınızda 5 1 0 0,15 yapar şurası. Peki çıkartma yapacağız. Yine virgülleri alt alta getiriyoruz. Toplama çıkartmada. 0,5'ten kimi çıkartacağım? 0,05'i. Pekala. 0,5'in yanına bir 0 atalım. Çıkartmayı yapalım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. 5'ten bir 10'luk kalır. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 4 kaldı. 4'ten 0 çıktı. 4. 0,45 yaptı. Bu parantez içi ama bunun eksi birinci kuvveti var. Okey. 0, payda ne var? 0,3'ün eksi birinci kuvvet. Pekala yazalım. 0,15 çarpı 0,45'in eksi birinci kuvveti bölü 0,3'ün eksi birinci kuvveti. Şöyle yapabiliriz. Mesela hocam nasıl yani? Şu 0,45'in de eksi birinci kuvveti, 0,3'ün de eksi birinci kuvveti. Aynı parantez içinde eksi birinci kuvveti yazabilirsin ama ben öyle çözmeyeceğim. Şöyle daha rahat anlayın diye 0,45'i 45 bölü 100 diye düşünürsen, 45 bölü 100'ün eksi birinci kuvveti 100 bölü 45 değil mi? Okey. Bu 0,15'te neydi? 15 bölü 100. Ondalıklı sayıları rasyonele çeviriyorum. Çarp. 100 bölü 45 bölü 0,3'ün eksi birinci kuvveti ne demek? 0,3 bir türlü okuyamadım bunu. 0,3, virgül 3, virgül falan derken. Evet, 3 bölü 10. Bunun eksi birinci kuvveti ne yapar? 10 bölü 3 yapar. Şimdi payda da 10 bölü 3 var. Payda da ama bu. Yukarı nasıl gidecek? Ters çevireceksin gene. Bu sefer 3 bölü 10 olacak. Şimdi işlemleri yapalım. Sadeleştirme geliyor. 15 kere 3, 45. Paydadaki 45'i uçurdu. Yüzler birbirini götürdü. 1 bölü 10 kaldı arkadaşlar. 0,1'dir. O da D şıkkında mevcut. Gelelim 15. sorumuz ve son sorumuz. Bu da geometri sorusu. Arkadaşlar bir düzgün beşgen. Düzgün beşgen. Düzgün çokgen. Bu ne demek? Tüm kenarları eşit uzunlukta olan çokgen. Peki. DG eşittir GC. DG eşittir GC. EF eşittir FA. Soru üstünde verilmiş bilgiler. X'i soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir düzgün beşgenin iç açısının ölçüsünü bulmak için daha kestirmeden bir yol söyleyeceğim size. Bakın 360'ı kenar sayısına böldüğünüzde 360 bölü 5 72 bu bir dış açısıdır tamam mı? Bir dış açısı. Normalde iç açısını bulmanın da bir formülü var da. Hani bir dış açısından yola çıkarsanız daha hızlı elde edersiniz diye söylüyorum. Peki burada 72 derece ise bir dış açısı iç açısı ne olur? 180 eksi 72'den 108. Bak gördüm daha hızlı. Yani şurası 108 mesela. Şurası 108. Bütün açıları şunların hepsi 108. Şimdi C noktası buradan hop bakın şöyle çekmiş tam ortalamış. O zaman burası açıortaydır. 54 54 olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar 54, 54 tamam da şurası kaç derece? Arkadaşlar FG orta taban dikkat ettiniz mi? Burada da bakın. Burada da orta taban olduğundan demek ki bu kenara paralelmiş bu. Değil mi? İki yerde de orta taban olduğu için buradan bu anlamı çıkar. Dolayısıyla şurası da yöndeş açı şunlar 108 olacaktır. X'i bulmak için X ile 100, X 108 ve 54'ün toplamı 180. Dolayısıyla X artı 162 eşittir 180'den. X buradan 18 derece gelir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.